Penceremizi açıyoruz, render penceremizi. Alt taraftan geliyoruz, S-Green Renderer'da. Şu kutucuğa tıklayarak V-Ray'i şu an seçili olduğu için V-Ray'i seçip OK diyoruz. Daha sonra zaten şurası ne yapıyor? Bizim buraya geliyor. Şimdi bunların ne işe yaradıklarını söyleyeyim. Bu arada siz de elinizdeki kağıtlara yazın. Authorization kısmı lisans işlemlerine yarıyor. Görüyorsanız belki önemli olmadan gözüküyor mu? Orada versiyon bilgilerimiz mevcut. Frame buffer'ın ne işe yaradığını anlatalım. Render aldığımızda görüyorsunuz ne var? Max'in kendi penceresiyle. Şu an gördüğünüz kendi frame dediği sahne yani. Kendi sahnesiyle render alıyor. Şu an gördüğünüz burada kendi sahnesi. Tabii özellikleri çok bir özelliği yok. Renkler arasında vesaire geçişleri falan var. Kayıt etmek için burayı kullanıyoruz. Ama bir de V-Ray'in kendi sahnesi var. Bunu aktif etmek için şu kutucuğu açıyoruz ve şuradaki Enable Build Frame Buffer dediği kısma tıklıyoruz. Aktif ediyoruz böylelikle. Zaten burada seçenekler var. Render to Memory Frame Buffer diyor. Seçenek olarak. Burada Frame Buffer'ı artık aktif etmiş oluyoruz. Bundan sonra Max'inki çıkmayacak. Kendi frame buffer'ı çıkacak. Şu an gördüğünüz gibi kendi frame buffer. Daha başka. Tabii daha farklı özellikleri var. Eklediğimiz elementleri buradan görebiliyoruz. Şimdi Showless VFB dediği son aldığımız render'ı göstermesini sağlayan bir özellik. Son aldığı render'ı görmek için buna tıklıyoruz. Son aldığımız render'ı gösteriyor. Burada Output Resolution dediğimiz bir kısım var. Burası çıkış özellikleri. Kaç pikselde çıkış yapacağımızı belirliyoruz. Burada bir seçenek var. Bu seçili gelir standart olarak. Get Resolution from Max diyor. Yani Max'in çıkış özelliklerini kullan diyor. Biz bunu istersek de aktif edip kendimiz de bir ölçü verebiliriz. Mesela Widget 640 demiş. Hiç 480 yani 640 480 alacak. 600 800 mesela isteyebilirsin. Bakın 800 600 olarak burada şu an gösteriyor. Cancel diyelim. 1024 768 olarak isterseniz görebiliyorsunuz. Şu an 1024 768. 4K dediğimiz 4096 en iyi kaliteli renderlarda 4096'yı biz tavsiye ediyoruz. Mesela öyle oluyor ki çok iyi daha 5000, 6000 alınan da var ama çok iyi bir makinemiz olması lazım. İnanılmaz bir makine olması lazım. Onlar gerçi workstation falan tarzı makinelerle alınan renderlar. Amerika'da 8K falan aldıklarını biliyoruz. Yani onlar rendermenler kullandığı için çok daha iyi makineler kullanıyorlar. Bizim o kadar büyük bir imkanımız yok. O yüzden test renderlerini 640 480'i kullanın. Ve daha sonra artık ışığı ayarladığınız gözünüze hoş geldi falan artık daha fazla detay istediğinizde diğer çıkışları kullanabilirsiniz. Eğer kaydetmek isterseniz V-Ray Rev Image File dediği hızlı kayıt sistemi aldığı rendere hemen hızlı bir şekilde kayıt ediyor. Farklı isimlerden Aynı isimde kaydedebilir. Genelde tabii değişir. Buraya bir isim verirseniz. Çünkü nedir? Yani ben aldıktan sonra da kaydetsin. Sıkıntıya, riske girmeyeyim. Belki makinenin başında olmam. 8 saat beklerim. Sabah kalktığımda makinem kendi kendine reset atmış olabilir falan. Yani burada biraz daha işi şansa bırakmamak için yapılmış bazı önlemler. Frame buffer'ımız böyle. Global switches dediğimiz kısımda ise aslında bu adı üzerinde global switches dediği. Yani global switchlemek Türkçesi Türkçe karşılığı İngilizce konuşuyor. Yani belirlemek istediklerimizi. Şimdi geometri kısmı da displacement denilen bir özellik var. Şu an seçili halde duruyor. Bu özellik sahnede displacement olduğunda ki bir displacement yaptık mı sizinle hiç? Hemen displacement ve displacement. Beyaz ve siyah arasında bir ayrım yapıyor.
Ve yaptığı bu ayrımda beyazı yükseltiyor, siyahı düşürüyor. Tabii ki bu esnada özellikle render süresini oldukça fazla etkiliyor. Yani render süresi daha fazla sürüyor. Dolayısıyla buradaki displacement render almadan önce böyle test render'ı alıp almayacağımız zamanlarda displacement'ı kaldırdığımız zaman hani biraz daha kısa sürsün. İsteğinde olduğumuz zamanlarda bakın mesela zemine dikkat edin. Zemine artık displacement uygulamıyor. Yani yükseltmiyor. Sahnedeki hiçbir şey sadece zemin değil. Displacement nerede varsa onu uygulamayacak. Az önce 18 saniye süren render şimdi 11 saniye sürdü. Yani test renderlarında değil mi orada displacement olduğunu biliyoruz. Ama ben bunu en sonki aşamada görmek istiyorum dediğimiz zaman da seçeceğiz. Şimdi burada mesela reflections dediğimiz kısım var. Bakın onu da kaldırayım. Displacement bu arada reflections'ı kaldım. Dikkat edin buradaki topumuz yansıyor değil mi? Bakın şimdi yansımıyor. Bakın yansıyor. Simsiyah oldu şimdi. Kendi orijinal görüntüsüne gelecek. Evet bakın şurada yansımaların gittiğini görüyoruz. Artık yansımıyor. Ne oldu? Reflections da düşürdük. Şu an 11 saniye ama zaten sahnede öyle yükleyici bir reflections yoktu. Işık ışık falan olduğu zaman oldukça fazla etki edebilir. Mesela bakın burada maps var. Maps ne? Bu bütün haritalar. Zemindeki yeşil ya da duvar kaplaması yani ilk o difusa attığımız kaplamaları. Bakın görüyor musunuz? Hiçbiri çıkmıyor. Gri bir şey çıkıyor. Göremiyoruz. Tekrardan Reflections ve Maps'i açıyorum. Burada, bu tarafta ise bize soruyor. Neleri render ediyor? Işıkları render edeyim mi etmeyeyim mi diyor. Default ışıklar açık olsun mu diyor. Bunu her zaman kaldırıyoruz render ederken. Her zaman bu kalkık olacak. Şöyle ayarımız. Gizli ışıkları render edeyim mi etmeyeyim mi? Etsin dedik. Gölgelere render görünsün render'da dedik. Render'da neler gözükecekse biz burada onları görünmemelerini sağlayabiliyoruz. Show G online sadece G etkisini görelim dediğimiz zamanlarda. Global Illumination dediğimiz bir olay. Onları tabii geleceğiz o konuya. En direkt aydınlatma kısmını Don Render Final imaj diyor. Bunu yani final imajını kaydetme anlamında, gösterme anlamında bir seçenek. Ray Tracing'i geçiyorum. Aynı bu ayarda kalabilir. All White Material ise mesela diyelim ki sahne renkli değil mi? Şu an bir render alayım ben ilk önce de öyle bir anlatalım. Sahnemiz şöyle bir sahne. Ki Default Lights'ı kapatınca tabii değişti işler. Şu Default Lights'ı tekrar açıyorum. Çünkü onunla birlikte açmamız gereken bir özellik var. Onu anlatacağım. Böyle bir sahnemiz var. Sahne olarak böyle renkli çıkıyor. Şimdi All White Material'e geliyorum. Seçiyorum All White Material'i. Tabii Material Editör'üm de bu esnada açıyorum. Şurada boş bir slottan alıyorum. Şurayı boş bir slottan alıp non'un üzerine tıklıyorum. Okey. Şimdi bir render ettiğimde bakın sahnedeki her şey gri. Kaplamamızın rengi neyse yani şuradaki kaplamanın rengi neyse şu an gri mesela. Bu gerçi ben Max'in kendi kaplamasıyla uğraşıyorum. Önemli değil de. Kaplamanın rengi neyse oradaki hani değiştireceği renk de o. Hepsini aynı görüntüye atıyor. Displacement varsa onu uygulatmıyor vesaire falan. Yani sonuçta böyle bir durum söz konusu. Şimdi buradan default lights'ı da kapatıyoruz. Buradaki ayarlarımız normal olarak böyle. Bakın burada bir de max depth denilen bir ayar var. Max depth'i kendimiz buradan istersek standart olarak belirleyebiliriz. Max depth nedir onu söyleyeyim. Yansımaların iç içe geçişleri. Mesela bir aynaya bakarsınız ya böyle. Ayna böyle iki tane ayna karşı karşıya olsun. Siz de ortasına geçin böyle. Kendinizi böyle aynanın tam içlerinde böyle sonsuz bir şekilde gidersiniz. Yani milyarlarca kez yansır. Şimdi bunun da şimdi V-Ray'de bir karşılığı var. V-Ray'de de genelde max depth dediğimiz olayı belirleyebiliriz. Mesela 5 sefer yansısın, işte 6 sefer yansısın falan gibi. Bak yansıyacak. Reflection tabii işaretli olacak. O kaldırırsak onu işaretleyemiyoruz. Çünkü yansıma veya kırılmada gerçekleşen bir olay bu zaten. Bunu da aktif ediyoruz. İstersek bütün genel sahnenin genelinde 2 sefer de riskli olur bu olay. Ama istersek bunları kaplamalara göre de ayarlayabiliyoruz.
bir kaplama yaparken diyoruz ki bu 10 sefer. Mesela kaplamanın özelliğine bakalım. Bakın şimdi anlayacaksınız demek istediğim şey. Mesela burada yansıma olan bir şey. Bakın burada max depth denilen bir özellik var. Yani max depth'i burada da görebiliyoruz. Ama istersek burada 5, istersek saniyenin genelinde bunu 2'ye düşürebiliriz. Yani sınırlayabiliriz. Böylelikle ne olacak? Render biraz daha kısa sürecek. Yani reflection hesaplamasını yaparken 2, öteki türlü 5'ten yapıyordu. Böyle 2'den yapacak. Ya da biz dersek 1'den yapacak. Burası Daha çabuk. materyal türdeki pasif mi acaba? Pasif oluyor. Aynen öyle. Sınırlıyoruz. Bunu tabii kapatıyorum. Şimdi burada image sampler, anti-aliasing dediğimiz bir kısım var. İşte anti-aliasing kısmı her zaman anti-aliasing kısmı. Burada önemli bir kısım burada tabii ki. Peki nasıl bir özelliğimiz var burada? İlk önce şu box'ımızın şu tarafına geleyim. Şurayı bu arada aktif ediyoruz. Bakın. Bu arada burada ufak bir detay var. Onu göstereyim. Şimdi global switch'te default lights'ı kaldırınca bir yeri aktif etmemiz gerekiyor. Şimdi default lights dediği kısım Max'in kendi standart ışığı. Max'in kendi standart ışığını kapatıyoruz. Ne oluyor? Sahnedeki her şeyin ışığı gitmiş oluyor. Yani ampulü kapatıyoruz. Kapkaranlık oluyor. O yüzden environment dediğimiz bir kısım var. Environment ne demek? Ortam. Ortam ışığımız var burada. İstersek ortam ışığımızı buradan aktif edebiliyoruz. Onu işaretliyorum ve şuradaki rengimizi de beyaz yapıyorum. Ortam ışığımız ne yani? Güneş olmasa da olsa da bir ışığımız vardır ya böyle. O ortam ışığımızı açtık. Şimdi tekrardan bir render alalım. Şu köşeyi bir görmek istiyorum ben. Şu an tekrardan olarak geliyor. Şuradaki global switch'e bir bakalım. Burada herhangi bir ayarımız yok. Şöyle bir bakalım render'a. Ha, bu arada ondan bahsetmeye devam edeyim. Şimdi ilk önce Anti-aliasing kısmımı geçiyorum, atlıyorum. Adaptive Subdivision'u da atlıyorum. Şuradaki ayara geliyorum. Endirekt aydınlatmayı yapmadık bu arada. Yapmamız gereken bir ayar. Şimdi default doğal olarak default lights kapanınca endirekt aydınlatma dediğimiz bir kısım geliyor. Bu da ne? Şimdi render programları hesaplama yaparken ışık kaynağından yola çıkarak hesaplama mantığına dayanıyorlar. Yani ışık kaynağı nerede, ışık nerede ona göre. Burada tek bir seçenek var zaten. Aktif ediyoruz bunu. On açık. Ve şuradaki post processing denilen kısım ise burayı ellemiyorsunuz. Çünkü buradaki kontrast ayarları, kontrast base falan bunlar ışık tonlamalar olduğu için rengin ne kadar koyu, açıklıkları falan filan, saturation biliyoruz. Bunları hep Photoshop'ta yapacağımızdan buraları hiç ellemeyin. GI Caustic dediği kısım cam gibi nesnelerde falan böyle ışığı geçirdiği kısımlarda işte refraktif ve refraktif olayını kullanacağız bu anlamında. Refraktif yansıma ile alakalı, refraktif yansıma refraktif kırılma ile alakalı. O yüzden şu aşamada bunları standart olarak bırakın, kullanmayın. Primary Boundaries dediği ilk sıçrama, yani ışık kaynağından yola çıkarak hesapladığı yer. Mesela bir tane güneş var. Güneşten çıkan ışıkları hesaplayarak gidiyor. Aynı şekilde burada Secondary Boundaries dediği kısım var. Bu da ikinci sıçrama. Yani diyelim ki ışık zemine vurur ya da herhangi bir şeye, objelere, modellere vurduğunda ikinci hesaplamayı yapıyor. Secondary Boundaries yani zemine vurduktan sonra sıçramayı buradan gerçekleştiriyorsun. Onu şöyle yazın. Not düşerken. Çünkü ayrıntıları göreceğiz. Primary Boundaries ilk sıçrama diye not alın. Secondary Boundaries için ikinci sıçrama diye not alın. Yani anlam olarak. Post Processing denilen kısım ise renklerin tonlarıyla alakalı. Onları ellemiyoruz. GI Caustic cam ve yansıma ve kırılma kısımlarda cam gibi nesneler üzerinde efekt etkisi yapmamıza yarıyor ama şu aşamada onu da geçiyoruz. Şu iki kısmı. Hiç önemli kısımlar değil.
Önemli olan bizim için buradaki primary boundaries ve secondary boundaries, ilk ve ikinci sıçrama. Şimdi V-Ray'in şöyle bir özelliği var. Aslında V-Ray'in birçok özelliği daha var. Ama kullanmadıklarını her zaman kapatıyor. Yani neyi açarsak aslında o özellik aktif oluyor. Burada GI Engine dediği, yani Global Illumination motoru diye bir şey söylüyor. Iridance Map seçin. Şimdi standart olarak hep Iridance Map gelir. Benim de tavsiye ettiğim her zaman Iridance Map. Neden? Çünkü Iridance Map'te adaptasyonu çok iyi bir şekilde uygulayabiliyoruz isteğimize göre. Burada Photon Map var, Quasi Monte Carlo var ki Quasi Monte Carlo bunların içerisindeki en iyi tekniktir. Ama süre bakımından yani bir render'ı 3 gün bile bekleyebilirsiniz. Quasi Monte Carlo kullanırsanız. O yüzden bunu kullanıyoruz. Light Cache. Buradaki Light Cache var. Bakın Light Cache de yine normal bir teknik, çok iyi bir teknik değil. Tabii mekana göre değişiyor bu teknikler hep. Iridance Map'i kullanmanızı tavsiye ediyorum. Adaptasyonu burada göreceğiz. Nasıl bir adaptasyon olayımız var. Işığı hesaplamak buradaki amaç. Şimdi bunlar ne işe yarıyor? Bunlar ışık kaynağı biliyorsunuz bizim verdiğimiz değerlere göre ışık gönderiyor. Fotonlar var. Şu ışık bilgisini anlatacağım ben size birazdan. O zaman daha iyi anlayacaksınız. Burayı dediniz mi? Bir seçtik. Bunun multiplier dediği ayar ise şiddeti. Ne kadar uygulanacağı. İkinci sıçramada secondary boundaries dediği ikinci sıçrama. Burada ise Quasi Monte Carlo şu anda seçili. Öyle kalsın. O da şu an bir şiddetinde duruyor. Burayı da ne yapıyorum? Kapatıyorum. Şimdi Iridance Map'i seçtiğimiz için Iridance Map aktif oldu. Gördüğünüz gibi Iridance Map'in ayarları mevcut burada. Parametre dediği kısımda ise gördüğünüz gibi adı üstünde basit parametreler diyor. Burada da options ise bazı ayarlar var. Show calculation phase dediği kısım ise hesaplamayı izlettiğimiz kısım. Yani hesaplama esnasını kaydet gösterebiliyoruz. Şu anda mesela render dersen bakalım gözükecek mi gerçi. Şu an gözükmüyor bakın. Siyah ekranda hiçbir şekilde buketlerimiz hareket etmiyor. Buketlerimiz neydi? O gezen şeyler. İsimleri buket. Ben cancel diyorum. Şimdi hesaplamaları izlemek istiyorum diyorum. Hesaplama esnasını. Bakın hesaplama esnasını gösteriyor. İki tane şu an var. Bunların her biri bir işlemci demek. Dört işlemci olsaydı dört tane dolaşırdı. Tabii cancel diyorum. Kesiyorum yeri de. Show direct light. Direkt ışık nereye vuruyor onu göster diyor. Şu an sahnede ışık yok. Bir de show samples. Örnek noktalar nerede? Örnek noktalar dediğimiz ışınlar, nokta taneler nereye düşüyor diye. Burada bakın current present dediği kısım var. Burası standart ayarlar. V-Ray'in içerisinde standart bulunan bazı ayarlar var. Test render alıyorsak bunu very low yapabilirsiniz. Çok düşük bir seviyeye düşürebilirsiniz. Böylece daha kısa sürer. Hemisferik subdivizyonumuz var. Bu şu anda 50. Ama bu ayarı 20 yapabiliriz test renderında. Hemisferik yani yarı dairesel dediğimiz hemisferik dediğimiz etki. Yani yarı dairesel dediğimiz bir etki. Şimdi benim size her zaman tavsiyem tabii yarı dairesel ışık ne demek? Zemine vurduktan sonra ışıkları bir şöyle bir yarı dairesel olarak yansımalarından bahsediyoruz. Bunları tabii örneklerle göreceğiz aslında. Örnek sahnelerle göreceğiz. Şu an için yani örnek noktalarının ne kadar alanda hesaplanmayacağını buradan ayarlayabiliyoruz. Şu an bunu 20 dedim. Şimdi şu anda buradaki gördüğünüz ayar detail dediği bunları daha detaylı ayarlarda göreceğiz. Şu an girmiyor. Anlamayacaksın çünkü şu gelişmiş özellikler yine gördüğünüz gibi advanced gelişmiş opsiyonlar var burada. Onları daha sonra göreceğimiz. Single frame burada modumuz var. Yaptığımız hesaplamaları kaydedebiliyoruz. İşte bunları dediğim gibi tabii ki sahnelerde kaydedeceğiz. Başka sahneler oluştururken, profesyonel sahnelerde çalışırken yapacağız, uygulayacağız. O esnada daha iyi anlayacağız.
Şu anki ayarlarla, evet, very low dedim. Test render alacağım. Buradaki hemisferik etkisinde 20 dedim. Şu hesaplamaları da izlemek istiyorum dedim. Şimdi render dedim. Bir sahnemize bir bakalım. Tabii ki bu esnada da hani daha önceden GI etkisi açık değildi. Yani ayar olarak GI açık değildi. Yani şu endirekt aydınlatma açık değildi. O yüzden güzel gözükmüyordu. Şimdi daha güzel bir render sonucu alacağız. Çimenin bile detayını izleyebiliyoruz. Neden böyle çıktı? Çünkü biz detaylı bir iş yaptık şu aşamada. Biraz daha iyi oldu. Şu burada tabii birçok özelliği kullanacağız ama ondan önce bu anlamları daha bu özellikleri daha iyi anlamanız lazım. Endirekt aydınlatmayı açmamızla birlikte sahneye bir kaliteli gerçek ışık etkisini adapte ettik. 1 dakika 4 saniye sürdü. Bu da gördüğünüz gibi şu test aşamasındaki olan kısımlarda. Quasi Monte Carlo'ya geldim. Quasi Monte Carlo neden açıldı? Bakın dikkat edin zaten. Iridis map seçili olduğu için Iridis map geldi. Quasi Monte Carlo seçili olduğu için Quasi Monte Carlo geldi. Bu da secondary boyunca istiyor ya. Bu ayar ikinci sıçramanın kaç sefer olacağını. Yani diyelim ki ışık geldi zemine vurdu. Zemine vurduktan sonra ne yapacak? Bir sefer sıçrayacak. Bir sefer sıçradı bu duvara vurdu. İki sefer sıçradı tavana vurdu. Üç sefer sıçradı karşı duvara vurdu ama tekrar zemine gelsin istiyoruz. Ya da yetmiyor. Arka taraflar ışıksız kaldı falan. O zaman ne yapıyoruz? O zaman işte 400, 500, 10 diyoruz. Bazen geriye geliyor ona göre değişiyor. Tabii ki. Render süresini Light Cache'i göstereceğim gene. Light Cache'te anlatacağım. Light Cache'te de farklı özellikler var. Yine bakın seçtiğim zaman Light Cache geldi. Light Cache'te calculation parametreleri diyor, hesaplama parametreleri diyor. Burada subtils değeri 1000. Yani örnek noktalarını 1000 yüzeye bölerek hesaplayacak. Yani subdivizyon dediğimiz bir olay var. Subdivizyon olayında yüzeyleri bölüyoruz. Aslında burada da 1000 olayı tabii ki buna karşılık geliyor. Yani şu an subdivizyon 1000 çok yüksek bir değer. Test renderinde bunu 100'e, 150'ye düşürüz. Böylelikle gelen ışık tanelerini 150 alanda hesaplamış oluyor. Ancak şöyle bir şey var. Şimdi sahnede ışık yoksa bu pek bir işe yaramaz. O yüzden sahnede ışık olması gerekir. Burada bakın sample size dediği kısım ise altındaki özellik 0.02 yazıyor. Bu örnek noktaların boyutu. 0.01 daha iyi bir boyut. O yüzden bunu yaparken hani boyut derken boyut tabii daha ufak olursa daha ince yerlere girer, temas eder. Daha güzel sonuçlar alabiliriz. Yine aynı şekilde şu an render dediğim zaman bakın hiçbir şekilde o light cache hesaplaması bize izletmiyor. Ancak izlemek istiyorsak buradaki show calculation face dediğimiz hesaplamaları izlemek istiyorum seçeneğini işaretleyip render diyoruz. O sırada bakın böyle noktalar çıkıyor. Tabii bu değer fazla olursa daha fazla çıkar. Quasi Monte Carlo'ya göre daha iyi bir sonuç. Neden? Onu da söyleyeyim. Neden nedir? Quasi Monte Carlo ile Light Cache'in arasında ne? Bu arada Blue Force diye bir şey çıktı yeni versiyonunda V-Ray'in. Quasi Monte Carlo'nun ismini değiştirdiler bilginiz olsun. Görürseniz, görmezseniz şaşırmayın. Onun yerine Blue Force denilen bir özellik var onu görebilirsiniz. Bunun nedeni de nedir? Şu aşağıdaki bulunan ayarlardan genelde şu RQMC Sampler dediği ayarla karıştırıldığı için o yüzden isim değişikliği yaptılar. Yani problem bir olay değil. Onu öyle bir düşünmeyin. Şimdi burada Hocam bir şey tabii. soracağım. Yok yok hiçbir şekilde fark. İç mekan dış mekan diye bir şey yoktur arkadaşlar. Bakın bu çok önemli bir olaydır. İç mekan dış mekan diye düşünmeyin bu işi. Tabii dış mekana göre ayrı render ayarları yapacaksınız ama önemli olan ışığın mantığını bilmek. Birinci kısım Iridis Map ışığı gönderiyor. Light Cache yansıtıyor. Şimdi böyle düşünürsek Iridis Map
gönderilen ışığı hesaplıyor, yani yayıyor. Light cache'te yayılan ışığı alıyor, işte nereye sıçrayacaksa onlara gönderiyor. Biz buradaki değerlerle onları yükseltip veya düşürebiliyoruz. Tabii ki mesela Editing Map'in şuradaki ayarları var. Min rate, max hit, color threshold, long threshold, distance threshold. Bunları anlatacağız. Şimdi burada Light cache'te gördüğünüz kısımda dediğim gibi ışın boyutunu, şu kısımları tabii ki number of paces, ona göre ayarlayacağımız özellikler var. Hatta işlemcilerin kaç adet olduğunu bile ayarlayabiliyoruz. O yüzden bu aşamaları hep göreceğiz. Daha detaylı aşamalarda öğreneceğiz. Yani light cache neymiş? İkinci sıçramada hesaplama yapan bir teknik. Kapatıyorum. Light cache de bu arada adaptasyonu biraz daha iyi kullanıyor. Yani ayara göre. Quasi Monte Carlo'nun hiç adaptasyonu yoktur. Bakın. Quasi Monte Carlo'ya girersiniz. Sadece 8 subdivizyon değerini verirsiniz. O kadar. Subdivizyon değerini 128 verirsiniz. Tamam. Canavar gibi bir render alırsınız. Yani tabii ona göre. Ama belki 3 gün, 5 gün beklersiniz. Bizim amacımız beklemek değil. 10 dakikada alabileceğimiz renderı, aynı görünümde gibi gördüğümüz renderi 10 dakikada almak varken bunu 15 saatte almanın bir anlamı yok. O yüzden burada şu anda fark etmez light hiç seçelim. Şimdi burada geliyorum, bakın. Image sampler denilen kısım. Burası nedir? Image sampler dediğimiz bir tip var. Bakın, image sampler tipi diyor. Şimdi burada 3 tane seçenek var. Yine adaptasyon yapan iki seçenek. Adı üzerinde bakın, adaptif diyor ya. Adaptif QMC, adaptif subdivision. İki tane seçenek var burada. Şimdi onları göremiyorum. Orada tek bir seçenek belki seçili olabilir. Şimdi fixed hiçbir zaman adaptasyon yapmaz. Peki adaptasyon dediğimiz olay nedir?